Ankara haftasında maşallah çeyize epey doyduk. Öznur geline yer yetmemiş, hırkaları tepeye asmış. Şu işlemelerin güzelliğine bakın. Gelinimizin çeyizine ailesi pek çok katkı sunmuş. Mesela şu an gördüklerinizi Öznur gelinin kuzeni yapmış. O kadar çok patik var ki vallahi dükkan açsanız yeridir. Biz çeyizi çok beğendik. Bakalım gelinler neler söyleyecekler. Fidayda da Ankaralım Fidayda. 500 altın yedim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da etsin alan bu sevda. Allah Allah. Çeyizleri serdik. Evet. Yelekler, yelekler, hırkalar dedi. Yelekler burada. Hepsini evet, gördük dedi, burada. Çıktı. Ben söze girmek istiyorum Aslı Hanım. Tabii. Buyurun. Benim günümde benim çeyizim en az bu kadardı, hatta fazlasıydı. Var sadece mi? Yelek yoktu ki evet. Ben Ankara'yı çok güzel temsil ettim. Ankara keçisini, tiftik keçisini en güzel şekilde size sundum. Kesinlikle. Bir çeyizin yeterli olması için şu babaanne yeleklerin mi olması gerekir illaki? Kesinlikle buna katılmıyorum. Ama sen yani benim çeyizimi şu yorumu yaptın. Özür bir saniye. Tabii ki. Çeyizimi Nuray Hanım'la kıyasladın. Bu böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapamazdın. Yani onun çeyizi ona ait, benim çeyizim bana ait. Elbette. Bir çeyizimi de yetersiz buldum ki senin çeyizinin aynıydı, hatta daha fazlaydı. Birçok el emeği vardı. Ayrıca tiftik keçisi çok özel bir üründür. Onu buluyorsun benim çeyizimde. Hı-hı. Yetersiz demenin tek sebebi bu yelekler miydi yani? Yelekler değil, senin çeyizinde de yelek vardı ve gerçekten evet. Senin çeyizin benimkinden kesinlikle fazla değildi. Buna fazla olmasa bile aynıydı. Aynıydı. Fazla ben olmasa bile aynıydı. Kesinlikle katılmıyorum aynı olduğuna. Yani şeyle alakalı. Efendim? Yok. Sesli konuşsana. Yani bence de onun dizimiyle alakalıydı. Evet. Ben de orada burada daha çok şey gördüm evet. El emeği daha çok böyle ürünler gördüm mesela bu yastık gibi. Benim daha 3-4 tane yastığım vardı. İşte o gördüğüm ama hepsini. Ya hayatım ben senin evinde evet. Çay bardağına evet. Resmen tığ işi yapıyordum. Orada da farklı hayatımda vardı. İlk defa evet. Gördüm. Evet. Yani, ama ben yetersiz bulunmasını eleştiriyorum. Yani şimdi şöyle vallahi. Bir şey var. Hani biz saklama evet. Açısından bahsettik burada. Evet. Hani 21 olanı yıllık o kadar ama. Saklanırsa. Olanı saklarsın. Yani 3,5 seneye göre bana az geldi açıkçası. Ben hala da söyledim. Bu çeyizle aynıydı. Sen az mı dedin? Evet. Evet. Yani şöyle ya. Ben 21 evet. Seneye göre ve 7 seneye göre ben az. Aramızda ama çok fark yok. Ben 7 yıllık evde. 21 yani. Yıllık ama insanla 3,5 evet. Yıllık bir insanı kıyaslayamazsın ki. İşte evet. Bana göre seninkinin daha fazla olması gerekiyordu. Yok, ben ama sen daha aynı. Yenisin. Evet, bu daha, evet sen daha yenisin. Evet. Mesela doğru ben de daha yeniyim daha sen fazla. Sen çeyizde hevesli olduğunu söylüyorsun. Evet. Benim bir hevesim yok. Görüşürsünüz dedi. Kullanacağım parçalar bakalım olması o zaman yeterli. Şimdi bakalım. Bakalım. Mesela şu nasıl bir hırka, bunu kim yaptı bir getirsene neymiş o bakalım. Bu arada bu elindekileri çok hangisini? Evet onlar çok şaka yapacağım. Bunları kim yaptı? Aslanım onları benim teyzem yaptı. Ellerine sağlık. Bu hırka ahududu hırka olarak geçiyor böyle kolları. Aa. Bunları bunu bana annem ördü. Aa, ellerine ya sağlık. Annemde şey var böyle internetten beğeniyorum. Evet. Ve annem aynısını çıkarıyor. Bir de şu çok moda değil mi? Evet. Aslı Hanım bir de böyle bir şey var. İçi falan da çok kaliteli güzel hemen yapılmış. Hemen şunu da gösteriyorum. Bunu bir giyebilir misin? Bunu Özlü, tabii ki giyerim. Çünkü yeşille kremi çok uyar. Evet. Çok uyar. Ama bu bir dakika bu insanı bayağı kilolu gösterir ha. Evet. İşte balon. Aa, bu tuba yakın. Evet. Bende hazırları var bunların. Seni bile nasıl yaptı? Bakayım. Bence çok güzel. Düşün. Bence çok kombinleyince çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet ben çok, bunu çok bu, beğeniyorum. Bu nerede yapıldı? Bu şöyle Aslı Hanım. Benim kuzenim cezaevinde Yozgat'ta. Evet. Benim sordum. Evlendiğimi duyunca bana yapmış bunu. Evet, ablamlarla göndermişti. Evet, buradan ona çok selam kader gönderiyorum. Kader vaktinlerini de Allah evet. Tez vakit bu da mı uzarsın. Öyle bir şey? Onu da aynı. Evet, bu da çok güzel. Bak, evet. Boncuk işte başı çok güzel. Evet. Ay, ikisini de bana yapmış. Bir dakika. Canıma hatıra diye yazmış. Evet. Evet sağ buradan olsun. Şunu söyleyelim. Kimse orada olmak istemez. Tabii kader ki. Mahkumlarına da Allah bir an önce oradan kurtarsın amin. Diyelim. Çeyizde böyle bir şeyin önüme çıkacağını hiç hayal etmezdim hakikaten. Evet. Bunlar çok el emeği, göz nurlu evet, işler. Evet aslanım. Bir de şuna dikkatimi çekti aslanım. O havlu benim favorilerimden. Hanifçe işlenmiş. Evet. Aa, güzel. Bunu ben... Sen anlarsın. Evet. Bunu bana halamın kızı yapmıştı. Bakın kızım. Hatta sözümde getirmişler. Ben bunu şöyle görünce tek böyle bir ben şey de, gibi. Evet aldım. Zannetmiştim havluymuş. Evet burada çok güzel yazmalar var. Battaniyesi. Evet.
Hı hı. Şöyle de hırkam var. 40 yama hırka. Bunu da yine annem yaptı. Bunu kim yaptı? Onu annem yaptı. Torun bekliyor artık. Bekliyorlar. Bir de kırmızı yapmış. Evet. Hem kıza hem erkeğe artık olur değil mi? Evet aslanım. Yazmaları şöyle bir elime alayım bakayım. Böyle modern. Ben sadeleri çok seviyorum ben aslanım. De. Bak güzelmiş bunlar. Evet. İğne oyası. İğne oyası. Şöyle vereyim. Bak ablacığım. Uymaz. Bunlara da. Sana uymaz. Nasıl? Çok güzel. Bunları annen evleneceği zaman mı yaptı yoksa daha öncesini hazırlamaya başlamış mı? Şöyle öncesinde de hazırlamaya başlamıştı. Ama böyle iş ciddiyebilince nişan sözü olunca annem böyle hızlı hızlı yapmaya başladı. Hız kazandı. Evet. Bakayım. Bak nasıl yakıştı. Evet. Hemen biz duyguyla ikimiz bulduğumuz yazmayı yakışıyor size. Siz takmışsınız. Sarı ya. Aslanım bir de burada yastık var. Evet. O yastığı da yine annem yapmış gençken. Bak. Oldu kız. Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik aslı sende de kalmaz. İşte böyle gençlere gider. Evet. Çok da güzelsin. Bunu kim yaptı? Bunu annem gençken yapmış. Ben dedim anne lütfen bunu bana ver çeyizime koyayım falan. Ya. Evet. Çok sempatik. Şu anda İnşallah kullanamıyorum. Bebeğin olursa bebeğin odasına koyarsın. İnşallah aslanım. Değil mi? Bikinciler evet. De çok güzel. İnceleyin bir bakın. Şurada, bir de şurada ben bir şey Her şeyi ben mi göstereceğim? Al aşkım. Mutfak önlüğü. Evet bu mutfak önlüğü. Hadi bakın. Şöyle takabilir miyim? Tabii ki takabilirsin. Şöyle yapayım mı? Size hamur açmak istiyorum şu an. Evet doğru. Arkanızı dönmeyin ama güzel yüzünüzü görsün. Evet bakın. Bir de şunu göstermek istiyorum. Vallahi ben, pile pile. Bunu, ben böyle şal tarzı böyle. Falan çok seviyorum. Tek tek konuşalım. Kayınvalidem yapmış bu şekilde. Ellerine ben, sağlığı. Evet rengini çok beğendim. Güzel. Modelini de çok beğendiğim tamam, bir devam. Parça kesinlikle. Bu da benim favorilerimden. Güzel. Bakayım o ne? Bu da bir şal. O da şal. Epey şalı var hırkası var. Evet. Bir ama şey pide böyle Aslı Hanım. Yavrum sen geç iftarı hazırla bize bir an önce diye. Bu seccade de çok güzelmiş Aslı Hanım. İftara bize bir pide yapın. Ya kadın var mutfak için yaratılmış ya. Bence de. Burada bile gitti önlüğü buldu üstüne ama çok değişik yani. Hani önlükler normalde böyle olmaz ya. Nasıl olur önlük? Bezden olur. Bu örülmüş. El emeği, göz nuru evet. Önlük ya. Senin çok yok güzel. Mu bu kadar mutfağı seviyorsundur? Yani. Gel. Sen bir bağlayayım arka. Çok da yakıştı. Yakıştı. Sana bir tane lazım bundan. Nuray abla çok her yakıştı. Şey yakıştı. Evet. Vay ablalarını severler mi? Ay bir severler. Bir severler. Çok severim. Anneciğim çok güzel o düşen. Evet. Bakayım. Maşallah. Çok da şirin oldu ya. Bu çok evet. Güzelmiş seccade. Evet, onu da yine annem yapmıştı. Üzerindekilerle işlemesi nedir? Ben işlemelerini aslında çok fazla anlamıyorum. İşlemesi güzelmiş. Peki senin yaptığın el emeği bir şey var mı? Ben bir şey yapmadım açıkçası aslında. Oldu gidelim o zaman. Yani. Bir şey yapmadıysam. Zaten niye konuşuyoruz ki? Değil mi? Değil mi? Zaten yani. Hani hep çalıştım mesela liseden şaka. Sonra falan. Tabii bu şakaydı. Hiçbir şekilde şey yapmadım yani. Ay liflerin güzelliği. Evet buna lahana modeli deniyor. Annem bunu çok evet. Severek ördü bana. Ay bu da Nihale gibi. Evet. Evet. Kullanabilir aslında ama yakabilir. Yok, yakar. Evet. Yakar ablacığım. Yakamıyorum ben. Ya. Evet aslanım. Bu lif kullananlardan mısın sen? Yok aslanım. Ya kıyamıyorum ben. Gerçekten ben misafirlerimi çıkarıyorum. Ne yapıyorsun? Ben de. Yani şu anda hani çıkarıp öyle... izliyor musun? Hayır çıkarıp izlemiyorum tabii ki. Ama hani sevdiğim için böyle hani olması bile bana iyi geliyor. Misafirlerimi çıkarabilirsin. Evet. Çok işe yarıyor o zaman. Misafirlere. Tabii ki misafirlerime çıkarttığım evet. Oluyor. Yatılı ama kalacak evet. Da evinde yani, banyo yapacak. Bunlara da evet. Kıyamam ama. Benim çok olduğu için ben senin çok evet. Veriyorum. Yok onları çıkarıyorum. Allah kolay versin o zaman sana diyelim. Canım benim. Ama ay çilekli. Kıyamam. Evet. Çilek. Çok en sevdiğim meyve. Evet. Evet. Çilek ve ananas. Ananaslı var mı? Hayır yani. Aslı Hanım. Oldu anneme olsun. Söyleyeyim onu. Onu da onu da annem yaptı. Anneciğim lütfen bana... kırmızı yapsın bari bana da bir tane. O biraz çürümüş çilek gibi. Hatta bana şey dedi şuraya as falan dedi ama asmamıştım. Şurada da şöyle elbise modeli var. Annem bunu da çok severek ördü yine. Çok değişik. Anne, aynen. Anne de kaç çocuk vardı sizin? Üç kardeşim. Üçe, yani hepinize iyi yetişmiş kadın. Evet. Hepsini anne yapmış. Annenin gözleri nasıl? İyi maşallah iyi. Bana bundan bir tane kırmızı çilek. Tabii ki Aslı Hanım. Yine de bakarım arada. Seve seve öreceğine eminim. Yani ve kullanmaya da çalışırım açıkçası. Tabii ki. Programın yıldızı ne haber? Ben şurayı silebilir miyim Aslı Hanım? Çünkü sen Duygu'ya daha güzel yakıştı çünkü. Öyle mi? Evet.
Teşekkür ederim. Size de çok yakıştı. Herkese çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Zaman. Teşekkür biz yıldızlarımızı ve oradan. Senin masa tasarımına bakalım, masa düzenine bakalım. Acaba bugünkü gelinimiz iftara neler hazırladı? Buyurun gidiyoruz. Gidelim.